İnsana böyle bakınca yanından maket gibi geliyor. Neden üretilmiyor, neden yapılmıyor? Çok kolay gibi geliyor ama yani seneler istiyor. Tabii, kesinlikle. Ar-Ge'si, mühendisliği, yani şöyle bu helikopterin her parçasında yani binlerce insanın emeği var, öyle söyleyeyim. Evet, evet, çok doğru. Allah razı olsun yani. Gerçekten Türkiye çok büyük ataklar yaptı şeyinde, sanayisinde. Daha da olması lazım. Olması lazım. Çok doğru. Yavaş yavaş yapay zekaya, işte uzay teknolojilerine kesinlikle çok güzel bir şekilde atılımlar yapmamız gerekiyor. Bu da güzel bir atılım oldu. Yani sonuçta Türk işçisinin, Türk mühendisinin, Türk yöneticisinin yapmış olduğu helikopterle bize Türk pilotu olarak gökyüzünde uçmaktan mutluyuz. Siz uçuruyor musunuz? Tabii tabii, ben helikopter pilotuyum arkadaşlar. Ne güzel. Yani şey, çok şerefli. Yani kendi bayrağımızı gökyüzüne dalgalandırmak muhteşem bir onur. Ve bütün milletin sorumluluğunu üstlenmek. Tabii ki. O bambaşka. Ya yani, o omuzlardaki çok tartışılmaz. Yani çok bambaşka. Ya yani, inanın şöyle, bir yılın yarısından fazlasını ben ailemden ayrı geçiriyorum. Doğru. Vatan, millet bir nevi ailemiz gibi oldu. Ya o zaten. Öyle. Onun için yetiştik zaten. Allah razı olsun. Evet, Allah o yüzden yetiştik. Evet. Bunlar kullandıkları malzemeler. Kullandığımız mühimmatlar, roketler, füzeler, işte attığımız top mühimmatları. Bunlar güdümlü sistemler mi? Yani şöyle, en solda gördüğünüz şeyler, mühimmatlar, uzun menzilli tanksavar silahı, 8 kilometreden nokta atışı yapıyor. Hem RF güdümlü, hem lazer güdümlü. İç tarafta tek bir tane gördüğünüz füze var. Evet. O füze hava füzesi. Havadan havaya. Diğeri havadan yere. Kendini koruyabilmesi. Aynen. Top mühimmatımız dakikada 750 tane atıyor ama bizde 500 adet yüklü. Çok etkili bir silah. 2 kilometreden muazzam bir ateş gücü yaratıyor. Sağ tarafta roketleri görüyorsunuz. Hani roketlerin dışarıdaki çıkmış şekli de burada. Onlar da bizim klasik mühimmatlarımız. Daha maliyeti düşük ama etkinliği yüksek bir mühimmat o da. Sağ tarafta da cilik mühimmatımız var. O da güdümlü bir mühimmat. Lazer güdümlü. Bunlar hep kendi üretimimiz mi? Bunların hepsi tüp mühimmatı. Roket firmasının ürettiği mühimmatlar. Hepsi tamamen yerli. Helikopter motoru yerli. Çalışıyor. Teyp firması var. Hemen arkada zaten. Sağ ol. Yani motor da inşallah kısa zaman sonra Amerika. Daha doğrusu İngiliz Amerikan ortaklığı olan şirket. Şimdilik kendimiz kullanalım da. Ya şöyle, biz bunu zaten 2014 yılından beri envanterimizde 5 yıldır çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Helikopter kendini zaten çok kanıtladı. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Hani diğer ülkelere çok fazla kanıtlayacak artık bir şey bile kalmadı. Çünkü helikopter kendini ispat etmiş. Peki komutanım, bunlara yapay zeka eklenmesine müsait mi sistemleri? Müsait tabii. O geliştiğinde onlar eklenebilecek. Aviyonik sistemlerini hani görseniz muazzam sistemlerimiz var. Doğrudur. Yani konumlandırma sistemi, otopilot sistemi, muazzam sistemleri var helikopter. Siz aktif göreve katılıyorum tabii, dediniz. Bunu ben uçuruyorum dediniz. Ya şöyle, biz görevden geldik. Maşallah. Hakkari'den, Hakkurt'ta operasyonlardan geldik. Maşallah, buraya geldik. Maşallah. Buradan geri dönüp tekrar devam edeceğiz. Maşallah, ne güzel. Çok gerçekten gurur duyuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bayanınıza sağ olun. Estağfurullah. Bizden sizin. Bunlar uçacak bugün. Saat 4'te planlanan 4'te. Farklı bir şey olmaz.